Dünya üzerindeki eşsiz yerlerden biri Sultanahmet Meydanı. Camileri, kiliseleri, tarihi yapıları ve anıtlarıyla İstanbul'un en önemli semtlerinden biri. Sultanahmet Meydanı'nın bu eşsizliği, binlerce yıllık tarihinin yanı sıra her dönemde önemli bir merkez olmasından kaynaklanıyor. Geçmişi Roma ve Bizans imparatorluklarına dek uzanan bu mekan, dönemin devletlerinin saraylarının, önemli dini binalarının ve kültürel anıtlarının bulunduğu alandı. Bizans döneminde hipodrom olarak bilinen meydana Osmanlı İmparatorluğu döneminde At Meydanı adı verildi. Meydana ismini veren Sultanahmet Camii yeni başlayan bir günü daha kocaman cüssesiyle karşılıyor. Meydandaki mekanlar da az sonra ağırlayacakları misafirler için ilk hazırlıklarını yapıyor. Sabah saat 10 civarında sessizlik yerini harekete bırakıyor. Turist kafileleri genellikle sabah saatlerinden itibaren meydanı doldurmaya, anıtları incelemeye, müzelere girmeye başlıyor. Semtin ziyaretçileri arasında her ülkeden, her dilden ve her dinden binlerce insan var. Sultanahmet Meydanı'nda ziyaretçilerin ilk ziyaret ettikleri yer, İstanbul'un da simgelerinden biri olan Sultanahmet Camii. ...1616 yılında Osmanlı Padişahı 1. Ahmet tarafından yaptırılan cami, altı minaresiyle İstanbul'un en büyük camisidir. Yapıldığı dönemde büyük bir külliye olarak tasarlanan bu yapı, bugün son derece geniş bir alanı kaplıyor. Göz alıcı mimarisiyle dünyadaki sayılı eserlerden biri olan Sultanahmet Camii'nin kapısında, Osmanlı dönemi camilerinde yer alan, camiye giren kişinin benliğini dışarıda bırakması için altından eğilerek geçtiği zincirlerden bulunuyor. Burayı her gün sabahtan akşama on binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Bu anlamda Sultanahmet Meydanı sadece turistik bir mekan değil, aynı zamanda manevi bir merkez konumunda. Biz Fransa'dan geliyoruz, iki arkadaş şu anda. Sultanahmet tercih ettik. Sultanahmet tabii manevi değeri büyük. Onun için geldik burada, Sultanahmet'te namaz kılacağız. Yurt dışından gelip de buraya uğramadan geçen olmaz herhalde. Fransa'dan gelsin, Almanya'dan gelsin, Hollanda'dan, Belçika'dan gelenler hepsi ziyaret ederler mutlaka.
Sultanahmet Camii'nin hemen karşısında ise kendinden yaklaşık 1000 yıl daha yaşlı olan Ayasofya bulunuyor. Orijinali bir Bizans katedrali olan Ayasofya bugün müze olarak hizmet veriyor. Sultanahmet Meydanı'na gelen ziyaretçiler için Ayasofya mutlaka görülmesi gereken bir yapı. Sultanahmet'te burasının hipodrom olarak bilindiği dönemlerden kalma 3 farklı anıt daha ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Metrelik bir sütun olan örme dikili taşın yapım tarihi kesin olarak bilinmiyor. Yapıldığı dönemde üzerinde altın harflerin bulunduğu bronz tabakaların Haçlılar tarafından çalındığı iddia edilir. Meydanın güney kısmında yer alan üzerinde hiyeroglifler bulunan Mısır obeliskinin hikayesi ise daha ilginç. Mısır firavunu 3. Tutmosis tarafından yapılan bu dikili taş, Bizans İmparatoru Theodosius tarafından İstanbul'a getirilip meydana dikilmiştir. Meydandaki 3. yapı ise İstanbul'un en eski anıtlarından biri olan Delfi'deki Apollon Tapınağı'ndan getirilen yılanlı sütun. Hipodrom meydanının en sonunda ise Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in İstanbul'a hediye olarak getirttiği Alman Çeşmesi yer alıyor. Gün boyunca bu anıtların hepsi sayısız insanı kendine çekiyor. Öğlen olduğunda kafeler ve restoranlar yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Oteller ve restoranlar semti olan Sultanahmet'te insanların her saatte karınlarını doyurması için her seçenek bulunuyor. İstanbul'un her köşesinde olduğu gibi geleneksel atıştırmalıklarımızdan simit, kestane ve mısır bunlardan birkaçı. Plain, sesam, sesam, salty, salty, yes. Okay. Ben yaklaşık 25 küsür senedir Sultanahmet'teyim. Bir yıldan beri çalışıyorum burada. Buranın avantajları tabii ki güzel. Merkezi olan bir yerdesin. Avrupalı insanlarla beraber çalışıyorsun. Güzel yani. Dünyanın her yeri, her türlü insanlarla karşılaşabiliyorsun. Sabah saat 7.30-8'de başlıyoruz. 2 vardiyalı çalışıyoruz. 2 eleman. Biri sabah açar, akşam saat 3'e 4'e kadar, biri 3'ten 4'ten saat 11-12'ye kadar. Yazın çok kalabalık. Günümü nasıl geçiriyorum? Sabah 8-9'da geliyorum, tezgahımı açıyorum. İşte kestane pişiriyorum, turistlere iş yapıyoruz. Sultanahmet'in avantajı turistik bölgesi. Yani iş daha çok oluyor. Her çeşit insan geliyor. Yani dünyanın neresi olursa olsun her çeşit insan yanımıza geliyor. Hepsi de kestane alıyor, mısır alıyor.
hepsinde sohbet ediyoruz yani az çok. Ya dezgah giderecek şekilde dillerin hepsini biliyoruz. Dezgah giderecek şekilde sohbet edemiyoruz ama anlaşıyoruz yani az çok. Mesela adres falan yönlendiriyoruz, yardımcı oluyoruz. 10 sene burada konuşa konuşa hepsini öğrendik. Burada Sultanahmet'te günüm çok iyi geçiyor. Çünkü her gün için değişik toplum insanlarla, yani dünyanın 72,5 milletiyle iç iç oluyorum. Onu da günübirlik. Yani bugün görüyorum, yarın daha değişiğini görüyorum derken günüm çok güzel geçiyor. Yani ömür uzuyor burada. Çalışmaktan ziyade ömür uzuyor. Tabii ki burası varken başka bir yeri tercih etmem. Yani o da günümün güzel geçtiğinden tercih etmem. Tabii ki burası olmasa haliyle tabii aç kalacak değilim. Başka da düşünebilirim. Sabah 8'de açıyorum burayı. Mevsim yaz olduğu için akşam 8.30-9'u buluyor. Tabii biz satıcıyız. İşimizin bitimine bağlı. Turistlerin simide yönelmesi nezaketten ileri gelir. Yani çok davranıştan ileri gelir. Çok şükür ben turistlere çok iyi anlaşıyorum. Onlar da beni çok seviyor. Onların ben dayısıyım. Dil öğrenmek zorunda kalıyorken ben turistin burada turiste malımı satabiliyorum. Bir de artık turistin bana soracağı yer belli. Mesela Kapalı Çarşı, Eminönü ve de buradaki müzeler soruyor. Onları da tarif edebiliyorum. 4 lira. 1 lira. Thank you very much. Her yanı İstanbul'un önemli simgeleriyle dolu. Sultanahmet'in meydanı ve çevresi tam bir turizm mekanı. Öğleden sonra saatlerinde her yer daha da kalabalıklaşıyor. Özellikle İstanbul limanlarına yanaşan kruvaz gemilerinin sayısı arttıkça Sultanahmet'i görmeye gelen ziyaretçilerin sayısı da artıyor. Bu kalabalıktan sıyrılmanın tek yolu meydandan ara sokaklara sapmak. Sultanahmet'in her sokağı uzaktan yakın geçmişe tarih dolu. Antik kalıntılarla mahalle evleri ve restore edilmiş ya da edilmemiş yaşam alanları iç içe. Sultanahmet sokaklarında hala yaşam var. Eski mahalleler belki de yüzlerce yıl öncesiyle aynı şekilde duruyor. Bu sokakların birinde ülkenin en eski el sanatlarından biri hala icra ediliyor. Keçecilik. Orta Asya'dan beri Türkler tarafından bilinen bu tekstil tekniği bugün usta eller tarafından Sultanahmet'in sokaklarından birinde hala yaşatılıyor. Benim bir günüm sabah kalkarım, yani elimde planlı bir işim varsa işime başlarım. Devam ederim. Dışarıda alışveriş yapmak mecburiyetim olursa gider alışverişimi yapar yine gelirim. Yani ben İstanbul'a 7 senedir ya da 6 senedir buradayım. Eminönü'nü bilirim. Bazı gittiğim yerler var, ismini bilmem. Yine giderim. Alışveriş yapmaya gittiğim yerlerden fazlasını bilmiyorum. Bu ara biraz sipariş var, tamam. Olmasa biz aynı tempo çalışırız. Yani bizde durmak yok. Müşterilerimiz genelde turist. Yani kullanıma uygun kışlık başlıklar yaptık. Yerli halktan da alan var. Kışın koruma amaçlı. Bizim başlıkları genelde evde işte koleksiyon yapanlar, sema yapanlar sürekli kullanmak için alıyorlar. Geleneksel sema zenlerin kullandığı. İşte onların arakeyleri var, zikirle kullandıkları. Bektaşilerin var. Başka farklı bizim geleneksel gruplarımız, yani dinsel gruplar. Dedelerin farklı başlıkları var. İşte dedenin yaşına şeyine dilimi işte 12 kapı, 6 kapı, 4 kapı, 6 kapı, 12 kapı. Sultanahmet Camisi'nin hemen arka tarafına geçildiğinde karşınıza Arasta Çarşısı çıkıyor. Çarşılarda aynı ürünü satan dükkanların bulunduğu bölüme verilen isim olan Arasta, burada bu büyük çarşıya adını vermiş. Arasta Çarşısı dar bir sokaktan oluşuyor ve içinde 70'ten fazla dükkan bulunuyor. Osmanlı döneminde sipahilerin kullandığı malzemelerin satılması nedeniyle Sipahiler Çarşısı olarak da biliniyor.
Ancak bugün burada halı, kilim, deri ürünler, çini, atkı ve eşarpla sayısız çeşitli orijinal hediyelik eşyanın satıldığı bir mekan. Bizans döneminden kalan yapıların üzerine 17. yüzyılda inşa edildiği düşünülen çarşı, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biri. ...30 yıldır bu bölgede çalışmaktayım, turizm bölgesinde. Türkiye'nin değişik yörelerinde üretilen el halıları, dokuma el halılarını teşhir etmekteyiz. Genelde turistlerin uğrak yeri, tarihi yarımadada olduğumuz için turistlerin uğrak yeri olduğundan dolayı ilgi bayağı fazla. Türk kültürünü tanıtmamız açısından da bizim için de çok önemli. Bir gün Sultanahmet'te normal gelip işimize başlıyoruz, dükkanımızı açıyoruz hayırlısıyla. Ondan sonra gelen müşterilerimizi ağırlıyoruz. Dünyanın her yerinden geldiği için de 30 yıldır da bu işin içinde olduğumuz için kulak dolgusuyla pratikten lisanlarını da biraz öğrenmiş bulunduk. Yani şu anda 5 lisanda servis yapabiliyorum yabancılara. Gelen yabancılara burayı tanıttığımız için de çok mutlu oluyoruz. Ve değişik ülkelerden, değişik insanlarla tanışmaktan da çok mutlu oluyoruz. Yani Asyalısı, Avrupalısı, Uzak Doğulusu, Amerikalısı. Yani bir günde dükkanı ziyaret eden insanların değişik kültürlerden, değişik ülkelerden olmaları da bizi bayağı değişik duygulara sokuyor tabii ki. Burada olmaktan çok mutluyum. Hem tarih kokan bir yer, artı konumu itibariyle mesela Kapalı Çarşı da bir turistik bölge. Ben oranın kalabalığından, şatafatından orada olmak istemezdim. Burası biraz daha cool, biraz daha sakin. Buraya gelen insanlar daha rahat hareket edebiliyorlar, daha rahat bakabiliyorlar, daha rahat ilgilenebiliyoruz. O gürültü, o kalabalık, o boğmaca yok. O yüzden burada çok mutluyuz. Sultanahmet'te bir gün birçok kişi için Gülhane Parkı gezilmeden tamamlanmış sayılmaz. 163 dönümlük bu park sadece Sultanahmet'in değil, bütün İstanbul'un nefes alabildiği alanlardan biri. Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'nın bahçesi olan Gülhane, 1912 yılında park haline getirildi. O gün bugündür bu park, gerek İstanbulluların, gerekse yabancı turistlerin bu şehirde doğayla iç içe, sakin ve huzurlu zaman geçirdiği ender mekanlardan biri. İstanbul'daki diğer dikili taşlar ve sütunların aksine Roma döneminden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Gotlar sütunu ise parkın saray burnu girişinde insanları karşılıyor. Çok çeşitli ağaç ve çiçeklerle süslenmiş bu alan İstanbul Boğazı'nı da yukarıdan görüyor. Sultanahmet'te bir gün böyle sona eriyor.